en büyük destekçilerinden bir tanesi ismi üzerinde Türkiye'nin parlayan yıldızı Salkano bisikletin yönetim kurulu üyesi şu an telefon attığımızda ve biliyorsunuz tura en büyük sponsorlardan bir tanesi de Salkano bisikletti. Bakalım şu an telefon attığımızda Sayın Bayram Akgül var. Sayın Akgül iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Mehmet Bey. İyi akşamlar konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Bu arada başarıların devamını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Karagümrük şampiyon olmuş. Evet. Karagümrük'ün bir üstlükte olması bütün Fatih, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa herkesi sevindiren bir gelişme. Başarıların devamını diliyoruz. Onlara da selam ediyoruz. Bizden. Evet, sizin çok önemli bir heyecanınız vardı. Ivalo Gabrovski sizin bisikletiniz, markanız üzerinde genel klasmanda birinci olurken ayrı bir gurur yaşadınız ama en önemli gurur Cumhurbaşkanlığı bisikletin sponsoru olmanız. Bu turun Türkiye tur sponsoru olmanız size göre neler yaşandı? Bir haftayı geçen bu etkinlikte Salkano hangi duygularla ayrıldı? Evet, şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 8 etaptan oluşuyor ve harika bir organizasyondu. Yani ben şimdiye kadar dışarıdan izleyen biriydim. İçine girdiğim kadar girdiğim zaman gördüm 1200 kişi hareket ediyor. Her gün Alanya'dan başlandı İstanbul'a kadar 1200 kişi harika bir şekilde bir yerden bir yere taşınılıyor. Türkiye'nin tanıtımı Eurosport'ta yapılıyor. Eurosport'ta yaklaşık 120 ülke seyretti bu bütün organizasyonları ve yabancılarla sohbet etme şansım oldu. Dünya Bisiklet Birliği Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Başkanı, Avrupa Birliği'nin Bisiklet Birliği'nin Genel Sekreteri, herkes yapılan organizasyonun harika bir organizasyon olduğunu söyledi ve ben firma olarak biz de hepimiz bu organizasyonun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyduk öncelikle. Diğer bir gururumuz da Konya Şeker Torku. Bu kategoriye girdikten sonra ilk defa bir Türk takımının sporcusu bu yarışı kazandı. Turkuaz Mavi'yi kazandı ve Konya Torku Şeker Spor'da bizim sponsorluğumuzda yarışan bir takım. O da bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Yani çünkü gerçekten büyük rakipleri vardı. Evet. Ve gerçekten kolay değildi. En zor etap olan Elmalı yokuş etabını. Bu sene ilk denilen etapta bu birinciliği ele geçirmesi de ayrı bir önem kazandı bizim için. Diğer bir önemli olan konu da bizim biliyorsunuz takımımız var. Salkano Arnavutköy takımı. Evet. Bu takım da 10 milyonlarca euroluk bütçesi olan takımları geçerek 8. sırada tamamladı Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna. Yani bu da bizim ayrı bir gururumuz oldu. Hem Türkiye için çünkü gerçekten bu bir amatör kulüp. Diğerleri profesyonel kulüpler. Konya Torku Şeker de öyle. Biz amatör ruhla bu takımı yürütüyoruz. Bu takımın 8. olması da bizim açımızdan çok önemliydi. Evet. Peki efendim özellikle burada yapılan timer neticesinde 28 saat 48 dakika 10 saniyelik Gabrovski'nin bu rekor derecedeki pedal basması Konya Torku adına da bir zamanlar Türk takımları hayal bile edilmiyordu ama bu sene siz ilkleri de yaşadınız. Hem sponsor oldunuz hem Türkiye'de Salkano'nun ismini bisiklet dünyasına duyurdunuz. Bu sponsorluklar başta babanız olmak üzere yönetim kurulu başkanı Salkano Türk markası dünya perspektifinde neler hazırlanıyor? Bu sponsorluklar devam edecek mi efendim? Tabii yani bu sponsorlukla şu anda bütün dünya Salkano'yu konuşur oldu. Yani bize bu yarışa gelen hiç kimse daha önce Salkano'yu bilmeyen bir sürü takım yarışçı vardı. Ve bu sponsorluğumuz sayesinde bizi öğrenme şansları oldu. Hatta büyük takımlardan önümüzdeki yıl bisikletlerimizi kullanabilir miyiz? Beraber işbirliği yapılabilir miyiz? Teklifleri geldi. Yani biz de oturup stratejimizi belirleyeceğiz. Bize uyan bir şey varsa sponsorluklarımıza uzun vadede devam edeceğiz. Ama yani sponsorluk anlamında biz üstümüze düşeni yaptık. Sponsorluğun karşılığında aldığımızı düşünüyoruz. Yani biz spora ve sporcuya destek olmak bizim için gerçekten çok büyük mutluluk. Peki efendim biz başta tabii Salkano olmak üzere tüm çalışanlarına tur boyunca emeği geçen tüm ekibinizi kutluyoruz. Bu sponsorluklara örnek oldunuz. Türkiye'de diğer firmaları da Türk sporun amatör branşlarının yanında bekliyoruz. Başlarınızdan ötürü de ayrıyetten sizi kutluyoruz efendim.
Biz teşekkür ederiz Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Saygılar yayındaki diğer arkadaşlara. Peki efendim. Hayırlı akşamlar. Evet değerli izleyiciler, Salkano da bu misyonu vizyona koyarken gerçekten marka değerine de bir değer kattı diyebiliyoruz. Peki Sayın Aydoğan, özellikle Karagümrük Fatih ilçesinin bir değeri olarak özellikle gelmiş olduğu bu noktanın başlangıç noktasındaki hayat hikayesi, serüven hikayesini biraz paylaşır mısınız? 12. grup kurallar çekildiğinde zorlu rakipleriniz vardı. Tabii İstanbul'un acar takımlarından Nevzat Başkan'ı Sultan Gazi Sporu da göz kamaştırdı. Soluk soluğa bir yarış içerisine girdiniz. Şöyle bir ligi değerlendirir misiniz? Evet, şimdi öncelikle hocam bizim gibi mücadele eden ve 3. lige çıkma başarısı gösteren 9 tane takıma tebrik ediyorum. Hem taraftarlarını hem camialarını. Ve aynı şekilde o 9 takımın karşısında olan ve maalesef elenen, son maçta bu işi kaybeden takımlara da geçmiş olsun diyorum. İnşallah onlar da önümüzdeki sezonlar hedefledikleri yerlere ulaşırlar. Şimdi 12. grup kuralları çekildiği zaman bildiğiniz gibi 3 tane İstanbul takımının olduğu 3 İstanbul'un grubu var. Biz 12. grubu çektik. İstanbul grubunun 12. grubu Sakarya, Tekirdağ, Bilecik kapsamındaydı ve İstanbul takımlarının olduğu bir gruptu. Söylediğiniz gibi hakikaten çok zorlu bir gruptu. Ki bunun ligin sonunda ne kadar zorlu olduğu ortaya çıktı. Ligin birincisi ve ikincisi 3. lige çıktı. Söylediğiniz gibi diğer gruplarda da işte 13. grupta Sultan Gazi vardı. O da uzun süre son haftalara kadar işi götürdü ama maalesef son haftalarda kaybetti. Kurallar çekildiğinde, gruplar oluşturulduğunda Karagümrük'ün tek bir hedefi vardı. Bizim yönetim kurulu ve başkanla oturduğumuzda bana böyle bir teklif yapıldığında hocam biz kesinlikle 3. lige çıkmak istiyoruz. Takımımızı buna göre kuralım. Hedefimiz 3. lig diye söylendi. Biz de bu hedef doğrultusunda bildiğimiz, tanıdığımız, takip ettiğimiz ve seyrettiğimiz kişiliği ön planda olan arkadaşları takıma davet ettik. Onlarla anlaşma yapıldı. Ligin ilk yarısının sonuna kadar yarışın içinde olduk. Tabii bizimle birlikte bu yarışın içinde olan bütün takımlar, özellikle ilk yarı bittiği zaman ligin sonuncusu Bozüyük Vitra takımı hariç, diğer bütün takımların arasında birer ikişer puan farkla ilk yarıyı bitirdik. İlk yarı sonundaki yaptığımız değerlendirmede birkaç yere takviye yapmamız gerektiği kanaatine vardık ve bir kamp dönemi geçirdik Antalya'da. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Çünkü o bizim için milattı, ikinci kamp dönemi. O kamp dönemin dönüşünde ikinci yarının tek mağlubiyetini aldık. Ağır bir mağlubiyetti aslında. Yani çok iyi hazırlanmış bir takımın kampta döndüğü zaman mağlup olması, ilk maçta mağlup olması bizim Karagümrük'ün pek alışık olmadığı, taraftarın kabul edeceği bir şey değildi. Ama burada şu vardı. Sezon başında Halim abi bizi sürekli takip ediyordu, geliyordu, röportaj yapıyorduk. Orada söylediğim bir şey vardı. Taraftarımız bu sezon bu takıma inansın. Sonuna kadar destek olsun. Evet. Ve en sonunda mutlaka bu işi başaracağız. İnansınlar demiştim ki kayıtlarda vardır. Taraftar bu destekle ve takıma olan inancıyla yapmış oldukları geliyorlardı, antrenmanda takip ediyorlardı, maçlarda takip ediyorlardı. Ve neticesinde ikinci yarının ikinci haftasından sonra biz bir çıkış yakaladık. İlk maçımız Silivri'ydi, orada yendik. Daha sonra hiçbir maçı kaybetmedik. 7 maç üst üste kazandık. 8. maç berabere kaldık. 9. maç tekrar kazandık ve grubu 5 puan farkla Silivri'nin önünde lider bitirdik. Söylediğim gibi buradaki bütün mesele benim futbolcularıma inanmam, yönetimin hocaya ve teknik ekibe inanması, taraftarın bu bütüne inanması bizi başarıya götürdü. Evet. Peki şimdi Murat sana dönmek istiyorum. Tabii Maltepe Stadı'nda ortam, atmosfer çok güzeldi bir kere. Değerli izleyiciler, buradan ben Karagümrük seyircisini ilk defa böyle görüyorum. Yani nasıl mı görüyorum? Yani penaltı kazandı Büyükçekmece takımı. Ne bir küfür var, ne sahaya bir tane meşale atıldı, ne tahrik var. Soğukkanlı her iki takım da yani orada saygıya layık görüldü her iki takım futbolculara da. Tabii ben Karagümrük seyircisini Maltepe Stadı'na sığmadılar ama
gönüllere girdiler diyebilirim. Çünkü ne bir taşkınlık ne bir hakeme küfür ve sonunda da tabii zafere ulaşmasını bildiler. Tıklım tıklım takımlarını yalnız bırakmadılar, sağduyulu oldular. Bu yüzden 12. adamı yürekten Karagümrük seyircisini kutluyorum. Peki özellikle Murat, penaltıda neler hissettin? Aslında tahmin de ettin. Maçın başından sonuna kadar soğukkanlı bir duruş sergiledin. İlk golde yapacağım bir şey yoktu. Duruş yerinde doğruydu ama gerçekten iyi yere vurdu büyükçekmeceli oyuncu, 7 numaralı oyuncu. Evet. Bir kaleci olarak o maçı sen nasıl yaşadın? Başlangıcından, maç konuşmasından, maç bitiş düğüne kadar. Maça çıkmadan önce kampta da arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu maçı kazanacağımızdan emindik. Yani hepimiz inanıyorduk bu takımın çıkacağına, bu işi başaracağımıza. Ben birçok yerde oynadım ama bu kadar yani atmosfer olan, bu kadar heyecanlandığım, yani kelimelerle ifade edemem Karagümrük taraftarını. Maç inanılmaz güzel geçti. Evet. Hepsini kutluyorum yani. Karagümrük camiası çok büyük bir camia. Bir de ben Karagümrüklüyüm. Benim için de çok zor bir maç oldu. Çünkü çıkmamız gerekiyordu. Allah da bize nasip etti bu mutluluğu. Bol gollü de geçti. Evet. Çok da güzel bir maç oldu. Yani böyle bir maç çok nadir rastlanır bence. Peki Hakan, sen hemen Murat'ın önündeydin. Ve tabii biraz zorlandınız. Çünkü rakibiniz de çok iyiydi. Onlar da çok emek sarf ederek Maltepe stadına finale geldiler. Sana göre maç nasıl geçti? Tabii Murat'ın da söylediği gibi biz kamp boyunca ve hatta ligi bitirmemize 4-5 hafta kala zaten playoff'taki rakibimizi beklemeye başlamıştık. Ve kim çıkarsa çıksın zaten hani eleyip şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Ama karşımıza gelen rakip de gerçekten Büyükçekmece'de bakıldığında hani 11'de 11, 12'de 12'de yapmış bir ekipti. Ve çok formda, kendilerine çok inanarak geldiler. Evet. Yani öyle olduğu için bizi bir adım öne çıkartan bence o gün Maltepe Stadı'ndaki seyircimiz oldu gerçekten. Müthiş bir atmosfer vardı yani sahaya çıktığımızda. Yani Süper Lig'de olmayan bir atmosferle karşılaştık. Anlatabildin mi seyirciye? Yani benim yorumuma katılıyor musun? Yani kesinlikle öyle. Fazlasıyla hazır gelmiş. Dersine kesinlikle çalışmış. Öyleydi. Yani biz hatta maçtan önce dedik, yani çok geleceklerini zaten biliyorduk ama hani bize anlatılanlar, yani ailelerimiz de o gün orada tribündeydi. Protokole gitmeyi tercih etmediler, hatta seyircinin içinde evet. olmak istediler bütün futbolcuların yakınları. Yani bir koltukta 2-3 kişi oturmuşlar. Evet. Yani inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Zaten içeriden çıktığımızda direkt tribün arkamızda kalmıştı. Ben şöyle protokole doğru bir yürüdüm. Hani evet. sahayı gezmek için kafamı çevirip döndüğümde zaten biz orada ikinci bir kez ekstra olarak motive ettiler. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Evet. Çok da güzel bir maç oldu. Evet, başkan Yaşar Evci, özellikle Ecim'i de ben kutluyorum. Tabii yine Karagümrük'ün çocuğu Sayın İhsan Barutçu, milletvekilimiz. O da o gün destek verdi. Benim de çok değerli dostum. Bir zamanlar Boks Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapmış. O gün sizi yalnız bırakmadı. Karagümrük anlatılmamız gerekirse, birisi anlatması gerekirse herhalde bu stüdyoda en iyi Halim Tülis anlatır. Peki Karagümrük forması dendiği zaman Halim Tülis kimler gelmiş, kimler geçmiş? Değerli meslektaşım Orhan Yüce abimden tut da değerli arkadaşım Abdülkerim hocadan, bugünün daha talibinden, tabii Armağan Turan, bugün Tepeciğin başarılarında müthiş bir katkısı var. Peki Karagümrük dendiği zaman Halim Tülis nasıl özetler? Vallahi işte zaten onu da bu maçlarda gösterdik. Karagümrük hatta röportaj yaptığımda Yemen Ekşioğlu başkanımla Ali Düşmez'le hani ikinci ligde dahi bu taraftar bulmak zor dedi. Ve hakikaten öyle. O muhteşem taraftar. Zaten onlar da günlerdir pazartesi kurallar çekildikten sonra kimin oynayacağını o günden beri hiçbir Karagümrüklü rahat uyuyamadı. Dört gözle maçı herkes bekledi. Bunu her Karagümrük'e çıktığımızda konuşuyor, sohbet ediyoruz. Hani semt uykusuz geçiyor.